Ee, onun için bu son dakikayı bir açıklama bu son dakika. E, biliyorsunuz İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimin ardından e, seçimli olağanüstü kurultaya gideceklerini açıklamışlardı. Tarih vermişlerdi. Akabinde birçok aday çıktı genel başkanla. O isimlerden biri de Koray Aydın. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nden İyi Parti'ye geçen kadroda ve e, parti içinde ağırlığı olan bir isimdi. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin e, Meral Akşener'e Yerinde kal gitme e, aday olan arkadaşlar da çevrende kalsın çalışmaya devam etsin sözlerini bir müdahale olarak e, açıklıyor. Kore Aydın sosyal medyasından yaptığı paylaşımda uzun bir paylaşım ama hızlıca ve özetle şöyle bir okumak istiyorum. Şöyle diyor Koray Aydın Olağanüstü kurultayı iptal ettirme girişimleri kabul edilemez. İyi Parti haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe tavır koyan, yeri geldiğinde isyan eden iyi ve cesur insanlar tarafından kurulmuştur. 2016 yılında MHP olağanüstü kurultayının toplanması için yeter sayının 3 katını aşan, hatta salt çoğunluktan bile fazla imza toplanmasına rağmen o kurultay iktidarın açık müdahalesi ve garabet bir yargı darbesiyle engellenmişti. Bu haksızlık karşısında susmayan ve gerektiğinde baba ocağına bile eyvallah etmeyen Türk milliyetçileri iyi ve cesur insanlarla el ele vererek olağanüstü hal dönemi şartlarında iyi Parti'yi kurmuştur. Sayın e, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener yerel seçimlerin ardından yaptığı değerlendirmede sonucunda olağanüstü kurultay kararı almış ve kendisi de aday olmayacağını Türk ve Dünya kamuoyuna ilan etmiştir. Ancak İyi Partimizin ve bazı milletvekilleri ve il başkanları organize edilerek kurultayın ittale edilmesi çabaları hız kazanmıştır. Nitekim Sayın Bahçeli iktidar tarafının Genel Başkanımızın görevine devam etmesi ve olağanüstü kurultayın iptal edilmesi yönündeki talebini açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi senaryosuyla iktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro sahneye, konulma, sahneye konulmak istenmektedir. Böylesine talihsiz girişimler milletvekillerimizin, il başkanlarımızın ve kurultay delegelerimizin yüksek şahsiyetlerini hiçe saymak ve onların hür iradelerine ipotek koymak demektir. Olağanüstü kurultay yerine olağan kurultay sürecini başlatma yönündeki söylemler süreci sulandırma ve çalınan minareye kılıf bulma girişiminden ibaret kalacaktır. Olağanüstü kurultay kararının sonuna kadar arkasında durması için Genel Başkanımız Sayın Meral Akşen'e Akşener'e açık bir çağrıda bulunuyorum. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi İyi Parti'nin siyaset ve toplum nazarındaki güven, güvenilirliğini ve ciddiyetini sarsacaktır. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi aynı zamanda Sayın Meral Akşener'in duruşuna, itibarına ve siyasi kariyerine de büyük zarar verecektir. İyiler ve Cesurlar hareketi olan İyi Parti'nin büyük kurultay delegelerinin vereceği karar başımızın üstünedir, Söz İyi Partiyi siyasi intihara sürükleyecek senaryoyu yazanların değil delegenin olmalıdır. Demokrasinin ve hukukun gereği budur. Kore Aydın İyi Parti Genel Başkan adayı. Biraz uzun bir açıklamaydı ama anladığım kadarıyla Sayın Aydın, ee, Sayın Bahçeli'nin hani niye acaba Sayın Bahçeli bu çağrıyı yaptı diyorduk. Yani nedeniyle birlikte arkasında yatan kurultayı iptal ettirme çağrısı aslında dedi. Onları gördüğü için bu açıklamayı yapma ihtiyacı duymuş anladığım kadarıyla biz de son dakika olarak ekranlarınıza getirdik. Yeni bir açıklama olursa yine cevaben onu da iletiriz. Buyurun Sinan Bey tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Evet Sayın Koray Aydın'ın açıklamasıyla birlikte tabii Aytun Bey'in de geçen gün Halk TV'ye yaptığı açıklamayı Çok da beraber açıklama. düşünmek lazım. Aslında hatırlatmak gerekiyor onu. Evet. Aytun Çıra İyi Parti'den ayrılmıştı daha önceki süreçte. Halk TV'de Kayra Geçsin programında Şuray Aydın, Barış Pehlivan ve e, Timur Soykan'a yaptığı açıklamada dedi ki, e, seçim öncesinde yani o masadan kalkmadan da önce altınlı masa devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merelak şenel üzerinden muhalefeti altın masaya sızdığını ifade etti. Çok önemli bir iddiaydı bu. Masadan da o şekilde kalktığını söyledi. Aslında kendisi Sayın Çıray daha önce yaptığı açıklamada belki bunu da böyle geriye doğru hatırlamak gerekiyor. E, masadan kalktığında Sayın Akşener'in ki bu sözü yalanlanmadı. Ben görevimi yaptım dediğini ifade etmişti. Şimdi de diyor ki e, Sayın Erdoğan'la temas halindeydi. Sayın Erdoğan Akşener üzerinden sızdı. Yani bir süreç yürütüldü ve öyle kalktı. İşte bu açıklamaları yan yana koyunca Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı yerinde kal ve Kore Aydın'ın vermiş olduğu tepki belki daha anlaşılır evet, anlamlı oluyor. Evet.